Bu suyu içebilir misiniz? Bu konuda daha önce söylediğimizi kale alın, su depolarını temizleyin. Ne zaman biz buraya bir muhalefet için bize verilen yetki, muhalefet yetkisi ise eğer, ne zaman bir şeyle gelsek hemen bir iki kişi kalkıyor, şov yapıyorsunuz, şov yapıyorsunuz. Arkadaşlar, abilerim, şov öyle olmaz. Şov nasıl olur biliyor musunuz? Biz bunu da demiştik. Alırız kaldırırız bunu. Biz bunu kanıt olsun diye getirdik. Buraya da yazarız. Kömür karası değil, yüz karası. Bu kimin yüz karası? Deriz ki CHP'nin yüz karası. CHP'li belediyenin yüz karasıdır bu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Aynı sayılarımız olabilir mi? Nasıl CHP'nin yüz karası? Nasıl CHP'nin yüz karası ya? Sen partiden söyleyin, dinliyorum. Dinliyorum. Senin belediye döneminde de burası ne yaptınız Zonguldak'a? Bırak. Başkanım bırak. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, mecliste çıkan tartışmaların çok doğal olduğunu belirterek isteyen suyunu, isteyen taşını gösterecek dedi. O olması gereken de muhalefet, muhalefetliği yapacak. Evet. Bu doğrudur, bu da çok da doğaldır yani. Evet. Tabii bu ya muhalefetliği yaparken de ben her zaman şunu söylüyorum. Birbirimize karşı hitaplarımız çok düzgün şekilde olmalı. Bize yakışır şekilde olmalı. Ben başka bir şey söylemiyorum. O gerekenler olmalı yani. İşte suyunu gösterecek, başka bir merdiveni gösterecek, başka taşı gösterecek, başka bir örnek gösterecek. Bu da doğaldır. Olması gerekenlerdir. Ben her konuya saygıyla karşılar ve cevap da verebilirsem veririm zaten. Musluklardan çamurlu su akmasından kendisinin de hoşnut olmadığını ifade eden Akdemir, Zonguldak'ın çok kaliteli bir suyu olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir su aktı. Nedenlerini tabii biz dün açıkladık. Gerçekten eskiyen borularımız, şehir eski. Şehir eskiyince sistem de eskiyor. Sistem de eskiyince maalesef büyük arızalarda bu tür hadiseleri yaşıyoruz. Zonguldak'ımızın bu yapısı gerçekten çok büyük bir handikaptır. Gidelimse adına biz zaten adımlarımızı atıyoruz. Bakın ben 2,5-3 kilometreye yakın boru değiştirdim. Evet, Gazipaşa'da. Bakın ben sadece Gazipaşa değil, Çaydamar Mahallesi'nde, Karamas Mahallesi'nde değiştirdim. Ben imkanlarım ölçüsünde bunları yakaladıkça değiştiriyorum. Anlatabildim mi? Ya, değiştirmeye de devam edeceğim. Bakın ne söylüyorum? Doğalgaz çalışmalarımız var. Doğalgaz çalışmalarımızın bize de bir şey tutuyor, ışık tutuyor. Niye ışık tutuyor? Hazır kazılmışken ben yağmur sularını, içme sularını da o arada değiştiriyorum. Bu benim için büyük bir fırsat. Anlatabildim mi? Ben bütün mahallelerimizde, özellikle Bahçeliyar mahallemizde bunların hepsini yaptık ve yollarımızı da mesela değiştiriyor, parke yapıyorum. Ben de çok üzgünüm. Gerçekten böyle bir suyun akmasından, musluktan hoş mu? Değil. Değil. Ben gerçekten daha düne kadar ki hala yememizi biz kendi içme suyumuzda yaparız. Ben dışarıdan su kullanmam. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ve düne kadar da suyu içme suyu da içeri olarak kullanırdık. Yani nasıl moda çıkmışsa pet şişe öyle gidiyor. Ben musluktan suyumu içiyorum. Ve Türkiye'de gerçekten bunu ben söylemiyorum. Bu konunun uzmanları söylüyor. Zonguldak suyumuz çok enteresan diye söylüyorlar. Böyle bir kalitedeki suyu nasıl yakalamış bu Zonguldak? Doğanın bir özçeği tabii yani, bize bir nimeti.